Atakan'cığım merhaba. Merhabalar Esenlik. Atakan'la Marmara Park D&R mağazasında karşılaştık. Atakan, Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi kitabını okumuş. Evet, Atakan'la Sadece biraz o konuşalım. kitaptan bahsetmeyelim ya. Sadece o kitaptan Neden da konuşalım. bahsedelim? Mesela Aristokles'in Devlet kitabını da okudum. Okudun mu? Evet. Şak ya. Ama Harikasın. ona sürekli Platon veya Eflatun derler. Evet. Başka? Başka ne olabilir? Mesela Spinoza'nın Etikasını okudum. Ondan sonrasında Richard Dawkins'in yeryüzündeki en büyük gösterisini, Evet. Tanrı yanılgısını, Onu da okudun yani. Gen ve İncil'leri, Peki hiç Zygmunt Bauman okudun mu? daha önce duymuştum ama okudum. Okumadım. Az önce özgürlükle ilgili çok güzel laflar ettin. Onun Özgürlük diye bir kitabı var, biliyor musun? Evet, daha önce duymuştum. Duymuştum. Çok iyi ya. Ama ilk defa kapağını burada gördüm. Burada gördüm. Nereye koydum ben ya? Az önce elimdeydi o kitap. Bir bakalım Atakan'cığım ya. Evet. Bak, Osmanlı bu da sözleşmesi. çok önemli bir filozoftur. İvan İliç. Geçmişin Aynası'nda da güzel bir kitap. Nihilizmden konuşalım madem burada nihilizmden. Nihilizm. Evet, Oo. nihilizm, fikirlik. Sence nedir nihilizm? Nihilizm, evrensel ahlakı reddetmekle beraber özgür iradeye de inanmaz. Tabii çoğunluğu inanmaz. Mantıksızdır derler. Ama sırf mantıksız olacağı için inanmak, daha doğrusu inanmamak gerekli değildir. Tabii bu ahlaki açıdan. Eğer doğrusallığa bakarsak her şeyi böyle doğru olan her şeyi inanmak bilmek zorundayız. Çak. Ama ahlaki açıdan isteyen istediğine inanır tarzında oluyor. Evet, teşekkür ediyorum Atakan'cığım.